الحمد لله القوي المتين، الصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلر، sizler bilen biz derslerimizi devam ettiremiz. Biz ötken dersimizde İslam diyarı ve küfür diyarı hakkında tarifatları bilen örgənib çıktık ulamalarının kavulları. Bu İslam düşüncesi de İslami diyar kaçan İslami havlu deyip namlanadı ve kaçan küfür havlusu deyip namlanadı. Şuna ulamalarının kavulları bilen örgənib çıktık. Ve bizge şu bilindi ki her bir küfür diyar o darul harb, yani ceng meydanı. Ta o yerde İslam hükümetini ornatıp Allah subhanahu ve ta'ala'nın şeriatını kayım kılınma günge kadar o yerdeki tüzümde yıktıp İslam nizamı alıp kılınma günge kadar o yerlerine biz ceng meydanı deyip isimleştiğimiz hakkında hem örgənib ettik. Şimdi bugün biz keyingi mavzuga o'tamiz. Bu mavzuyimiz ham avvalgi mavzularga o'xshab juda ham bir muhim va hozirgi kundagi musulmonlarni barchasi bilishligi kerak bo'lgan va bu mavzu haqida islom dushmanlari musulmonlarning tushunchalariga har xil shubhalar olib kirib va musulmonlarni tushunchalarini o'zgartirishlikka qattiq urinib aksari musulmonlarning tushunchasini ham o'zgartirib ulgurgan bir mavzudir. Bu mavzuyimizni e'tibor berib eshitishinglarni va tafakkur qilishligingizni umid qilib qolamiz. Bu mavzu mana bu kofir kishiga moli, joni halol bo'ladi musulmon uchun illo iymon bilan yoki omonlik bilangina kofir kishini moli joni harom bo'ladi. Mana bu mavzuni kitob va sunnatga to'xtalib dars qilib o'tamiz bugun. Ya'ni bugungi mavzuyimiz kufrni moli joni qachon halol bo'ladi? Qachon kofirni moli joni harom bo'lishligi haqida dars qilib o'tamiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zini kitobida marhamat qilib aytdiki: "Astauzu billah baro'atun minallohi va rasulihi ilal ladina a'hadtum minal mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin wa azanun min allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajji al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khayrun lakum وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu Tavba surasini boshida Alloh va rasuli mushriklardan, ya'ni qaysi mushriklardan o'sha payt Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen ahdlaşıp koygan müşriklerden Allah ve Rasulü pakiligini ilan kılıp ve ularga 4 ay muhlet verip ve ularını Allah subhanahu ve ta'ala'nı aciz kaldırılmasligini ve elbette Allah subhanahu ve ta'ala kafirlerini haruzar kılıçligini beyan kılıp ve bana bu Yawmul Hajjil Akbar mana bu Arafa kuni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu boshchiligida hojilarni yuborib Ali roziyallohu anhu ni
Mana bu müşriklerge, yani Mekke'deki müşriklerge, mana bu beraatını ilan kılıçlığına buyurup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacilerine yubardı. Şu hakkında Allah subhanahu ve ta'ala وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Allah ve Resulü tarafından, yani büyük hac günü, yani Arafa günü insanlarga Allah ve Resulü müşriklerden bezar pak ekenliğine ilan kılıçlık ilanıdır diyordu. Ve müşriklerge hitap kılıp Allah subhanahu ve ta'ala فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer sizler tavba kıladigan bosa, bosinler, oşe sizler için yakşıdır. Fe in tavelleytum, eğer tavbadan baş tartıp, küfringlerde devam etedigan bosinler, fe'lemu ennekum gayru mu'cidillah. Bilinler ki, elbette sizler Allah'ını aciz kaldırucu, mescizler. Ve beşşirillezine keferu bi'azabin alim. Şimdi kafirlerge, alemlendirucu azap hakkında hoş haber verin deyip durup, Allah subhanahu ve ta'ala, mana bu Tavba surasını nazil kıldı. Mana bu ayet, mana bu sure, Beraat surası, yani kafir müşriklerden bezarlıkını ilan kılıçlık surası, Allah subhanahu ve ta'ala bunu Bismillahsız nazil kıldı. Çünkü bu yerde kafirlerden Allah mana bu amallikni, ularning molijoni halolligini va ularni molijoni bugundan boshlab tinchligi buzilganligi haqidagi e'lonini nozil qilganligi uchun Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlari bilan boshlanadi. Deb turib, ko'p mufassirlar shunday tafsir bergan. Demak, bu oyatdan ko'rinib turibdiki, kofir mushriklarga amallik yo'q. İbn Cevzi rahimahullah dedi. Mana bu ayetler hakkında, mana bu sure hakkında, قال المفسرون والبراء هؤلاء قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان. Bu yerdeki beraat, bu yerdeki paklik diyaptı müfessirlerin kavlini keltirerek yaptı İbn Cevzi rahimahullah. Bu yerdeki beraat dostlukna kat'iyen kesişlik ve ularni qoni moli omonligini ko'tarishlik va zavalul aman ulardan tinchlikni ketkizishlik ma'nosidagi baroat deb turib mufassirlar tafsir bergan ekan. Demak, mana bu sura, mana bu oyatlar nozil bo'lgandan keyin musulmonlarga nisbatan kofirlar yer yuzida mana bu üç turda bo'lib qoldi. Al-qismul avval ahlul islam al-muntasibun lah. Birinchi qism insonlarning birinchi qismi islom ahli bo'ladi va u islomga nisbat berilgan musulmon kishilar bo'ladi. Al-qismus sani ikkinchi qism al-musalimun lil islam islom uchun taslim bo'lgan va islom bilan muhadana ya'ni kelishuvlar tuzgan yo zimmat bilan hudna bilan yoki omonlik so'rashlik bilan mana bu musulmonlarga yahud va nasoro mush kofir bo'ladigan bo'lsa zimma ya'ni jizya to'lab yashashlik yoki bir qancha miqdorda tinchlik sulhini tuzishlik yoki musulmonlar diyoridan omonlik so'rashlik bilan islom uchun taslim bo'lgan insonlar bo'ladi. Mana bu yuqorida sanab o'tgan ikki qismimiz, ya'ni musulmon ahli va islomga taslim bo'lgan ahllarning moli jonlari haromdir. Illo islom shariati hukmida moli joni halol bo'ladigan, muboh bo'ladigan ishlarni qilsagina ularning moli joni halol bo'ladi musulmon uchun. Endi uchinchi qism bo'ladigan bo'lsa, va hum kullu ma ada zalika min ahli al-ard. Ya'ni mana bu ikki qismdan tashqari bo'lgan insonlar, yer yuzidagi ikki qismdan tashqari bo'lgan insonlarning hammasi nima bo'ladi? Fa kullu kafirin ala wajhi al-ard. Yer yuzidagi kofirlarning barchasi musulmonlar uchun taslim bo'lmaydigan bo'lsa, yoki jizya bilan yoki
Sulh bilen, ya ki Müslümanlardan amallik, soraçlik bilen Müslümanlarga teslim bulmagan bosa, فَهُوَ كَافِرٌ مُحَارَبٌ لَا عِسْمَةَ لَهُ مُطْلَقًا O kafir ve muharab ceng kılınadigan ve ona mutlak malı canı halal buladı. Bana bu üçte kısımda yakşılar, biraderler yutla valiylik yeryüzü de İslam ahli buladı, ya ki İslam'a teslim bulgen ahl buladı, ya ki kafir İslam'a razı bulmayan insanlar buladı. Bana bu üçüncü kısımda malı, canı, hamesi halaldir biz için. Yani müminler için. Allah subhanahu wa ta'ala başka bir ayette merhamet kılıp etedi. فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Allah subhanahu wa ta'ala şu yana Beraat suresi, Tevbe suresi de merhamet kılın müminlerge buyur yaptı ki فَقْتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerini kayırda topsinler, katıl kılınlar, وَخُزُوهُمْ Onlarını üçlenler, وَحْشُرُوهُمْ Ularını her taraflama uğrab olinlar. Vak'udu lahum külle mahsad. Ularını her bir yürüştürüşlerini tekşirinler deyaptı. Fe'itabu, eğer ular tavba kılseler, ve namazlarını kaim kılseler, ve zekatlarını ada etseler, fehallu sebilahum. Ularını yollarına koyup deriler. İnne allaha gafurur rahim. Allah subhanahu ve ta'ala rahimlik ve keçirucu bölgen zattır deyip Allah subhanahu ve ta'ala özünü kelamında merhamet kılavet yaptı. Bana bu hem sarih açık delildir ki müşriklerini kayırda körüşlik tek öldürülüşlüge ve onlarını daim üşlep, onlarını daim tekşirip duruşlikle şart ikenlüge bayon qilinyapti. Bu musulmonga nisbatan Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i va musulmonlarga nisbatan bu barcha mushrik nomi bilan nomlangan, kofir nomi bilan nomlanganlar moli joni halol ekanligi haqidagi sarih oyat. Yana Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytayapti. Qotilul ladina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون yana Tavba surasida Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarni buyurib Allohga iymon keltirmagan va oxirat kuniga iymon keltirmagan ve Allah ve Resulü haram kılgen meselelerine haram kılmegen ve hak din bilen dinlenmegen ahli kitaplardan ibaret bölgen kafirlerge karşı cenk kılınlar. Hatta kaçan geçe cenk kılınadı ve hatta ular uzları pes bögen halette, har bögen halette cizyelerini birme günge kadar dıp durup mana bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlerge, mana bu kafirler, müşriklerge karşı cenk kılıçlikke mutlak buyur yaptı. Bundan görülüp duradı ki, Allah subhanahu wa ta'ala mana bu insanlarge karşı cenk kılıçlik, yani ularını katıl kılıçlikke icazat buyur yaptı. Mana bu salaf ulamolarini mana bu oyatga bergan tafsirlariga e'tibor beradigan bo'lsak, shular jumlasidan Tabari rahimahulloh, ya'ni Qurtubi rahimahulloh aytadiki, fa amara subhanahu va taala bi muqatalati jami' al-kuffar li isfaqihim ala hadha al-wasf va khassa ahli al-kitab biz-zikr ikroman li kitabihim ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشارع والشرائع والملل وخصوصا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وملته وأمته فلما أنكروه تأكدت عليهم الهجة وعزمت منهم الجريمة فنبه على محلهم ثم جعل للقتال غاية وهي اعطاء الجزية بدلا من القتل وهو الصحيح
Qurtubi rahimahulloh mana bu oyatga tafsir berib aytyaptiki, Alloh subhanahu va taolo barcha kofirlarni mana bu sifatlar bilan sifatlanib turganligi uchun jang qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuryapti. Bu kofirlarning ichidan ahli kitoblar deb turib alohida zikr qilishligining sababi ularni kitoblariga ikrom qilgan holatda va ularni tavhidni biluvchi va rasullarni biluvchi va shariatlarni biluvchi va millatlarni biluvchi ekanligi uchun ularni ahli kitob deb turib kofirlarning ichidan alohida ajratib chiqyapti. Xususan bular Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haq payg'ambar ekanligini bilishardi. Uni millati haq ekanligini va uning ummati ummatlarning ichiga eng yaxshisi ekanligini bilganligi sababdan bu ahli kitoblarni alohida zikr qilyapti. So'ngra ular mana bu narsalarni, ya'ni ahli kitoblar mana bu narsalarni bilib turgan holatida ham inkor qilganlaridan keyin ularni qarshisiga hujjat yana ham ta'kidlandi va ularning qilgan gunohlari ulug' bo'ldi. Shu sababdan Alloh subhanahu va taolo ularni o'rnini bayon qilib bizga ularga qarshi jang qilishlikka buyurdi. So'ng va ularni mana bu oyatni sababi ularni qatl qilishlikni bayon qildi. Endi bu qatl qilishligidan birgina saqlab qoladigan narsani Alloh subhanahu va taolo jizya berishlik deb bayon qildi. Mana bu tafsir sahih deb turib bayon qilyapti. Ha birodarlar, mana buni salaf ulamolarini bu oyatlarga bergan tafsirlariga e'tibor beradigan bo'lsak, kofir mushriklarni moli joni to ular iymon keltirmagunga qadar yoki islomga taslim bo'lmagunga qadar hammasini moli joni halol ekanligi haqidagi bayonlar bizga ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatida marhamat qilib aytadiki, va qatiluhum hatta la takuna fitnatun va yakuna ad-dinu lillah. Baqara surasida Alloh subhanahu va taolo kofirlarga qarshi to fitna qolmagunga qadar va din Alloh uchun bo'lmagunga qadar jang qilinglar deyapti. Ha, bu oyatdan ham biz tushunamizki, mana bu oyatni salaf ulamolarining tafsirlariga, ya'ni ahli sunna val jamoa ulamolarining tafsirlariga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, yana Qurtubiy rahimahulloh aytayaptiki, amara bi qitalin li kulli mushrikin fi kulli mawdi'in ala man ra'aha nasikha. Alloh subhanahu va taolo har bir mushrikni ga qarshi jang qilishlikka buyuryapti. Har bir mushrikni birodarlar, har bir mushrikni to din komil bo'lmagunga qadar, to yer yuzida shirk bo'lmagunga qadar kofirlarga qarshi jang qilishlikka buyuryapti. Ibn Zayd rahimahulloh aytayaptiki, qatiluhum hatta la takuna fitna oyatiga tafsir berib aytayaptiki, hatta la yakuna al-kufr va yakuna ad-din kulluhu lillah la yakuna ma'a dinikum kufr. Ya'ni ularga qarshi, ya'ni mushriklarga qarshi hatto kufr qolmagunga qadar va sizlarni diningiz bilan kufr bo'lmagunga qadar nima qiling, jang qilinglar deb turib Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni kofirlarni qatl qilishlikka buyuryapti. Ya'ni kofirlarga qarshi jang qilishlikka buyuryapti. Demak, bu yerdan ko'rinib turibdiki, birodarlar, bu oyatlar bizga shuni dalolat qilyaptiki, mu'minni, ya'ni insonni moli joni ismatda, ya'ni himoyada bo'ladi, saqlanib qoladi iymon keltirgandan keyin. Agar u iymon safidan chiqib kofir bo'lgandan keyin uni moli joni halol ekanligi bayon qilinyapti.
Buni haqida bu oyatni yana tafsirida ulam Ibn Abbos va Qatoda va Robi' va Sadi va undan boshqa mufassir ulamolar aytayaptiki, al fitnatu huna shirk. Fitna ya'ni hatta la yakuna fitna. Mana bu fitna kalimasi bu yerdagi ma'nosi shirk deyapti. Va ma tabi'ahu min azal mu'minin. Ya'ni fitna, shirk va mu'minlarga aziyatdan iborat unga ergashib kelgan narsalar fitna deyapti. Ya'ni bu oyatdan kelib chiqyaptiki, birodarlar, hatto shirk bo'lmagunga qadar va musulmonlarga, mu'minlarga aziyat mana bu mushriklar tarafidan to'xtatilgunga qadar kofirlarga qarshi jang qilinglar deyapti. Endi bugungi darsimizni birodarlar shu yerda nihoyasiga yetkazib turamiz. Inshaalloh keyingi darslarimizda bu mavzuda davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk.